Nerede kalmıştık sevgili dostlar? Sabah çok güzel bir haberle güne uyanmıştık. Amerika'dan Beyaz Saray'dan bir açıklama, basın açıklaması dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. O haberin özetini sizlere sabah saatlerinde aktardım. Şimdi dünyanın neresinden, kimden hangi tepki, hangi haberler geldi? Neler oldu? Ne söylediler? Fırat'ın doğusuyla ilgili. Hepsini sizler için özetledim. Buyurun videoya. Tabii ki ilk konuşan Trump. Amerika'da sabah oldu, Trump uyandı ve tweet bombardımanına başladı. Trump'ın ilk konusu, ilk tweeti Türkiye üzerine. Ne dedi Trump? Kürtler Suriye'de bizimle savaştı ama bizlere çok masrafı oldu. Onlara devasa miktarda ekipman yardımında bulunduk. Çok büyük miktarda para yardımında bulunduk. Artık yeter. Bizden bu kadar Ettik. Onlar yani Kürtler Türklerle 10 yıllardır savaşıyorlar biz bu savaşı 3 yıl boyunca engelledik ama bizim artık bu savaştan çıkma vaktimiz gelmiştir birçoğu kabile hayatı yaşayan onlardan artık usandık biz yokuz Suriye'den çıkıyoruz dedi. Bizim Suriye'de 30 gün kalmamız gerekirken bizi Suriye'de bir bataklığa sapladılar ve yıllardır Suriye'de bataklıkta debelenip duruyoruz dedi Trump. Trump'ın bu sözleri birçok adamını, birçok generali, özellikle Pentagon'u adeta şok etti. Ve sabah saatlerinde gözlerini açıp da Amerika'nın Fırat'ın doğusundan geri çekildiğini öğrenen Amerikalı üst düzey bürokratlar ve Amerikalı üst düzey siyasiler mesaj bombardımanına başladı. Trump dün gece Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan konuşmasından sonra bu kararı aldı. Hatta konuşurken bu kararı aldı. Generallerinin, tüm generallerin orada konuşmayı dinleyen hepsinin ısrarından "Efendim bu işi yapmayalım, çıkmayalım." söylemine rağmen evet Sayın Başkan Erdoğan siz haklısınız. Biz Suriye'den çıkacaktık, çıkamadık. Pentagon bizi oyaladı. Tabi ben bunu söylüyorum. Çıkıyoruz. İlk iş şimdi generallerime emri veriyorum ve Fırat'ın doğusundan çekiliyoruz. Siz rahat rahat operasyonunuzu yapın dedi. Tabi Amerikalı siyasiler uyandı ve tweet mesaj bombardımanına başladığını sizlere söylemiştim. İlk mesaj kimden mi geldi? Amerika'nın Trump'la beraber başkanlığa yarışan, yarış yapan ve kaybeden Hillary Clinton'dan geldi. Hani şu FETÖ'cü sever Hillary Clinton var ya, Hillary Clinton Trump'ı ihanetten suçladı. Ve şunu söyledi. Trump, sadık müttefikimiz Kürtler yerine Türkiye ve Rusya'yı seçti. Bu karar Kürtlere verdiğimiz sözlere ihanettir. Kürtlere ihanettir." dedi Hillary Clinton. Hadi oradan sen de Trump'ı yedirmeyiz sana. <laughs> Yiyin birbirinizi. Devam ediyorum. Hani şu sözde Türkiye dostu ABD'li bir senatör var. Ara ara Türkiye'ye gelip ziyaretler yapıyor. Lindsey Graham. Lindsey Graham çok dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Şunu dedi. Türkiye Suriye'ye adımını atarsa Türk ordusuna ve ekonomisine yaptırım uygulamak için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Yapmazsan en adisi. Bizler sizlerin elinde oyuncak değiliz. Aman Amerika yaptırım yapacak. Aman Amerika şunu yapacak. Aman Amerika bunu yapacak. Evet. Kimsiniz yahu siz? Kimsiniz siz? Bizi ekonomiyle tehdit ediyor. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Bir diğer Amerikalı, bir diğer üst düzey bürokrat olan Trump'ın bir zamanlar Suriye'de IŞİD'le mücadele komisyonu başkanı olan Brett McGurk Gakkuk yapmış. Demiş ki Trump bir başkomutan değil. Trump'ın aldığı bu yanlış kararlar bizi sıkıntıya sokuyor, bizi zora sokuyor. Derhal Trump'ın bu kararları doldurulmalı, Kürtlere destek çıkmalıyız demiş. McGurk bir diğer haber, bir diğer konuşma, bir diğer ülke. Almanya. Almanya'dan çatlak çatlak sesler gelmeye başladı. Almanya Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna girmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Almanya'daki gazeteciler şunu söylüyor. PKK sever gazeteciler. Türkiye Rusya'dan S-400 füzesi aldı. Amerika yaptırım yapacaktı fakat hiçbir yaptırım yapmadı. Reaksiyon dahi göstermedi. Amerika İran'a yaptırım uyguladı. Türkiye bu yaptırımları deldi. Amerika Türkiye'ye bir yaptırım yapmadı. Türkiye Kıbrıs'ta sondaj faaliyetlerinde bulunuyor. Doğu Akdeniz'de bizim müttefiklerimizden sondaj faaliyetlerinde bulunuyor. Amerika yine bir yaptırım yapmadı ve Türkiye Amerika'nın elindeki Suriye'yi sözde işgal etti. Amerika sesini çıkarmadı. Toprakları bıraktı ve geriye çekiliyor. Ne oluyoruz? Bunu söyleyen bir Alman. Alman gazeteci Amerika'ya ateş püskürüyor. Terörist ve PKK seviciliğini alenen hepimize gösteriyor. Şaşırmadık. Bir diğer haber İngiltere'den. İngiltere'den de bir mesaj geldi. İngiliz gazeteci Tobias Huck şunu dedi. Amerika Türkiye'nin tüm Kürtleri öldürmesi için onlara meydanı bıraktı, geri çekildi dedi. Adamların Kürt dediği teröristler, PKK'lılar, PYD'liler, YPG'liler Kürt oldu. Diğerleri HDP'nin önünde eylem yapan insanlar Kürt anaları, Kürt babaları onlar Kürt değil. Onlar işbirlikçi. Kimden? Türkiye'den işbirliği yapan hain Kürtler onların gözünde. Vay namussuzlar sizi vay. Vay alçaklar sizi vay. Türkiye'nin son yıllarda arası çok iyi giden Rusya. Rusya'dan net bir cümle, net bir mesaj geldi. Fırat'ın doğusuyla ilgili Amerika'nın Fırat'ın doğusundan çekilmesiyle ilgili. Şunu söyledi Kremlin. Türkiye'nin Suriye'deki endişesini anlıyoruz ve çabalarını destekliyoruz dedi. Net yoruma mahal yok. Rusya girin diyor. Geçenlerde bundan 2 gün önce 3 gün önce Rus askeri birliğinde bir patlama meydana geldi. Patlamada 15'ten fazla Rus askeri ve bir tanesi de general olduğu söylenen asker öldü. Rusya her an İdlib'e bir operasyon başlatabilir. Zaten Rusya İdlib konusunda Türkiye'yi çok sıkıştırıyordu. Eğer diyordu sen Fırat'ın doğusuna girmezsen ben İdlib'e gireceğim diyordu. Türkiye Fırat'ın doğusunu alaraktan İdlib'deki nüfusu da azaltacak. Oradaki belli grupları da Fırat'ın doğusuna kaydırarak oraya yerleştirecek ve İdlib'i de bir nevi sakinleştirecek ve İdlib'e de Rus Rusya'nın ve Esad'ın girmesini engellemiş olacak. İdlib, Afrin, Elbap, Cerablus, Fırat'ın doğusu Türkiye'nin. Türkiye orada yeni bir hayat inşa edecek. Haberlere devam ediyorum. Almanya söylediğim gibi açıklama yaptı. Almanya dedi ki Türkiye'nin harekatı vahim olur dedi. Sonuçları çok üzücü olurmuş. Sonuçları çok vahim olurmuş. Almanya üzüntü duyuyormuş Türkiye'nin bu açıklamasından ve Amerika'nın bu açıklamasından sonra. Merkel otur oturduğun yerde. Zaten elin ayağın titriyor. Duramıyorsun ayakta. sol otur. Ve Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'den bir açıklama. Birleşmiş Milletler şunu söyledi. Türkiye'nin Suriye harekatıyla ilgili en kötü senaryoya hazırlanıyoruz. En vahim durumlar için hazırlığımızı yaptık ve bekliyoruz dedi Birleşmiş Milletler. Aferin. Bekleyin. Tabii bir diğer haber PYD'den YPG'den gelmeye devam ediyor. PYD'nin üst düzey yetkilileri şunu söyledi. Amerika bizi sırtımızdan bıçakladı dedi. Açık açık. Amerika bizi arkadan vurdu. Biz bunu beklemiyorduk. Şok olduk dediler. Devam. Şok olmaya devam. Daha çok şok olacaksınız. Amerikan askerlerinin sabah saatlerinde üstlerini boşaltmaya başlamasıyla beraber bir haber Fırat'ın doğusundan geldi. Menbiş'ten geldi. Menbiş'te 45 SDG'li yani YPG, PYD'li kaçmış. Fakat bunların büyük olasılıktan Arap SDG'ler olduğu tahmin ediliyor. Biliyorsunuz YPG PYD ortak bir çatı olaraktan SDG'yi kurmuştu. SDG'nin içinde sözde Türkmenler, sözde Araplar, sözde Kürtler yer alıyordu. 45 tanesi topuklamış. Zaten ilk bombayı duyarkenden binlercesi topuklayacak. Tabi bu Trump'ın açıklamasından sonra Trump bu açıklamayı Pentagon'a rağmen yapıyor. Pentagon'dan habersiz Trump bu açıklamaları yaptırtıyor Beyaz Saray'a. Beyaz Saray'ın bu açıklaması üzerine Cumhuriyetçi senatörler Trump'tan randevu talep ediyorlar apar topar. Trump çok yoğun mesaisini çok yoğun gündemini bahane ederekten randevu vermiyor. Gelen mesajlar, gelen haberler bu yönde. Türkiye bir an önce bir iki bomba atmalı ki ne Esad Münbiç'e girsin, ne Esad Amerika'nın boşalttığı yerlere girsin, ne de bu YPG, PYD oraları birilerine bırakmaya çalışsın. Amerika çıktı bari Rus'a bırakalım, Rus gelmedi bari Esad'a bırakalım. Her şey olabilir. Türkiye tüm hazırlığını yaptı, her an her şey olabilir. Tabi bizi üzen yine CHP oldu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamayla herkesi şok etti diyeceğim de şok etmedi. Bekleneni söyledi. Ne dedi CHP'li Sezgin Tanrıkulu? Savaşlar insanlığa karşıdır. Türkiye'nin yapması gereken Suriye'de barışı tesis etmektir. Türkiye'nin Suriye'de Suriye halkıyla barış yapmasıdır. Kimin toprağında hangi güvenli bölgeyi tesis edeceksin diyor Türkiye devletine. Ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu şunu söyledi. Türkiye Suriye'yi yaşanmaz hale getirdi dedi. Sakin olmalıyım. Bir şey söylememeliyim. Türkiye'nin bir milletvekili. CHP'li Sezgin Tanrıkulu. Yorum yok. Yorumlar size ait. HDP'nin zaten ne dediğini çok iyi biliyoruz. HDP ne söylüyor? Çok iyi biliyoruz. Onun için hiç HDP ile ilgili bir yorum ve haber yapmayacağım. Bir şey söylemeyeceğim. Şanlıurfa'da sınır hattındaki evlerin boşaltılması için yetkililerce yetkililerden çağrı yapılıyor. Oradaki evler boşaltılıyor. Karşıdan gelecek herhangi bir bombaya karşı tedbirler alınıyor. Operasyon her an başlayabilir. Operasyon bu gece de başlayabilir. Operasyon sabah da başlayabilir. Operasyon bir hafta sonra da başlayabilir. Amerikalı askerler karşımıza çıkmayacak derecede çekildikten sonra operasyon her an başlayabilir. Amerika'yı karıştırdık. Evet Amerika'yı Türkiye karıştırdı. Amerika şu an bir Kadı kazanı olduğu zaten Trump'ı hiçbir istemiyor. Trump hakkında dava açtılar. Trump'ın azli için çalışıyorlar. Ve Amerika'da şimdi sabah saatleri oldu. Amerika'da gözünü açan herkes şunu gördü. Trump Fırat'ın doğusundan çekiliyor. Orayı Türkiye'ye bıraktı. Bir saldırı da buradan geliyor şu an Trump'a bir an önce birkaç bomba sallamalıyız. Bir an önce tedbirimizi almalıyız. Yetkililer en iyisini bilir. Devlet en iyisini bilir. Hali hazırda tüm hazırlıklar yapıldı. Bekliyoruz. Hedefimiz Kızıl Elma. Allah ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar. Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. En güzel haberlerde görüşünceye kadar inşallah. Allah'a emanet olun dostlar.